Tarımsal üretimde planlama üreticinin önemli bir gündemi. Gençleri üretime kazandırmak ve şehir yakınlarındaki tarım arazilerini verimli şekilde kullanmak üzere çeşitli tartışmalar yürütülüyor. Konu Cumhurbaşkanlığı'nın da gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şehrin kıyılarındaki arazileri değerlendireceklerini söyledi. Uzmanlarsa tarımsal eğitime vurgu yaptı. Tarımsal üretici temsilcileri toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarımsal üretimle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu çerçevede tarım sektöründeki belirsizlikleri azaltma, öngörülebilirliği arttırma üzerinde geniş olarak durduğumuz bir alan. Cevdet Yılmaz, çoğunlukla şehirden uzak yerlerde yapılan tarımsal üretimin şehir kenarlarındaki arazilerde de yapılacağını bildirdi. Yılmaz bu süreçte gençlerin de istihdam edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Şehirlerin çeperlerinde şehirle ulaşım açısından, iletişim açısından son derece entegre alanlarda genç nüfusun hem şehir hayatının sosyal ortamını yaşaması hem de tarım sektörü içinde girişimci ve üretici olması gayet mümkün. Peki Cumhurbaşkanlığının gündeme getirdiği bu adımlar yeterli mi? Üretici ne bekliyor? Vatan Partisi Çiftçi Bürosu üyesi Musa Uzun sistemin tarımdaki asıl sorunları çözemeyeceğini vurguladı. Kent Tarımı tarımdaki asıl sorunları çözemez. Hem şoför mahalli hem de 2,5 lira mantığıyla tarımın ve gıda güvenliği sorunları çözülemez. Kentlilerin tarımsal üretim ve gıda konusunda görev almaları planlanıyorsa bu tüketimin organize edilme biçimlerinde ve lojistik konusunda olması fayda sağlayacaktır. Bunu da tüketim kooperatifleri ve birlikleriyle yapabilirler. Ziraat Mühendisi Uzun, gençlerin tarımsal üretimdeki istihdam içinde tarım meslek liselerine vurgu yaptı. Tarımın yalnızca eğitimli gençlere değil, tarım eğitimi almış gençlere ihtiyacı var. Yönlendirme yanlışlarıyla tarımdan koparılan kırsal alandaki gençler kentlerde iş ararken tarım eğitim almış gençlere ihtiyaç duyuyor. Biz her ilçede bir tarım meslek lisesi öneriyoruz. Bu liselerden yetişen gençler destekler ve yönlendirmelerle nitelikli çiftçi olabilirler. Bu şekilde sorunlar da çözülür. Uzun bu faaliyetler kapsamında tarım kredi kooperatiflerinin görev kapsamının da genişlemesi gerektiğini ifade etti. Tarım alanında eğitim almış gençlerle üretim maliyetlerinde düşmeler sağlanabilir. Tarım kredi kooperatiflerinin görev kapsamı üretim ve işletme olarak genişletilerek ucuzlatma da sağlanabilir. Kentlerdeki gençler de tüketim kooperatifleri kurmak konusunda desteklenirse daha olumlu sonuçlar alınabilir. İstanbul, Temmuz'da ağırladığı 1.800.000